FIA Covid-19 kısıtlamaları altında gelecek ay Avusturya'da tekrar başlayacak olan Formula 1'in sportif yönetmeliklerinde yapılan son değişikliklerin ayrıntılarını yayınladı. Yeni kurallar resmen Cuma günü Dünya Motorsporları Konseyi tarafından onaylandı ve resmi olarak Cumartesi sabahı FIA tarafından yayınlandı. FIA podyum törenlerinin seyircisiz yarışlar için nasıl çalışacağına dair spesifik bir ayrıntı vermedi. Ancak podyum töreni prosedürü yarış direktörü tarafından yayınlanan etkinlik notlarında ayrıntılı olarak açıklanacak açıklamasıyla seçeneklerini açık tuttu. Seyircilerin yer aldığı açık etkinliklerde ise podyum töreni belirlenen prosedürlere göre yani normal şekilde gerçekleştirilecek. Ana değişikliklerden bir tanesi sosyal mesafenin mümkün olması için grid prosedürünün değişmesi oldu. Takımların gridde sadece 40 personele sahip olmalarına izin verilecek. Bu da yarışlara girmesine izin verilen toplam kişi sayısının yarısına denk geliyor. Artık yarış öncesi törenleri olmayacak. Ve pit girişi 30 yerine başlangıçtan 20 dakika önce kapanacak. Artık lastikler yarış başlamadan 5 dakika önce araca takılmak zorunda kalacak. Bu süre daha önce 3 dakikaydı. Sinyalin verilmesinin ardından takım personelinin ve ekipmanlarının gridden uzaklaşması gerekecek. Yeni kurala göre 3 dakikalık sinyal gönderildiğinde her takım en fazla 16 personelini grid üzerine bulundurabilecek. Kalan takım üyeleri her zamanki gibi 15 saniyelik ikinci sinyalden önce aracın yanından ayrılmak zorunda kalacaklar. Yani 5 dakikalık lastik takma kuralı yeniden başlatılan yarışlar için de geçerli olacak. Takımlar zaten Covid-19 protokollerinin garajdaki bazı görevlerin daha yavaş hale getireceğinin farkındalar. Bu yüzden çalışma yasağı kurallarında değişiklikler yapıldı. Artık Perşembe ve Cuma akşamları bir saat daha fazla çalışabilecekler ve çalışma yasağı 9 yerine 8 saat sürecek. Pirelli'nin değişken takvim sebebiyle lastik tahsislerinin zamanlaması açısından daha fazla esnekliğe sahip olması isteği de resmen kabul edildi. Daha önce lastik tedarikçisi Pirelli, deniz aşırı yarışlarından 15 hafta önce, Avrupa yarışlarından ise 9 hafta önce lastik seçimlerini yapıyordu. Bu gereksinimler kaldırıldı ve seçimlerin artık fiyat tarafından aksi bildirilmediği ve tedarikçiyle herhangi bir anlaşma yapılmadığı sürece her etkinlikten en az 2 hafta önce bildirilmesi gerektiğine karar verildi. Beklendiği üzere tüm sürücüler her lastik türünden aynı sayıda lastiğe sahip olacak. Bu nedenle takımlar artık sürücülerin her hafta sonu kaç set lastiğe sahip olacağını seçemeyecek. Sabit seçim 2 set sert. 3 set orta ve 8 set yumuşak lastik olacak. Ekstra deneysel lastiğinin zorunlu olarak çalıştırılması koşulu da hafif olarak değiştirildi. Şimdi ikinci antrenman seansının son 30 dakikasında değil ilk 30 dakikasında kullanılacak. FIA ayrıca hakemlerin bir yarışa giderken karşılaşabilecekleri seyahat sorunlarını çözebilmeleri için de uzaktan çalışmalarına izin verdi. İstisnai durumlarda bir hakem eğer yarış başlangıcında yer alamazsa görevlerini yerine getirmek için uzaktan çalışmaya hazır olmak zorunda olacak. Aerodinamik test kısıtlamaları ise değiştirilecek ve takımlara bu yıl 2022 paketleri üzerine biraz çalışma yapma fırsatı verilecek. Ancak bu sadece fren sistemi için geçerli olacak. Diğer tüm 2022 aero çalışmaları 1 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilemeyecek. Takımlar CFD'yi sadece fren sistemi bileşenlerini ve ilgili test donanımlarını geliştirmek amacıyla kullanabilecekler ama herhangi bir hava kanalı veya gövde parçasının gelişimi için kullanılmasına izin verilmeyecek.